tasarımını ve kurulumunu gerçekleştirdiler. Tabii içine kompresör vesaire alıyorsun, onları yapacak halden bilgisayarlar vesaire hepsini yazılımlarını kendimiz geliştirdik. Ve işte 5000 metre projenin en başında. Ama çok şükür yani bunu yaptık. Çünkü bunu yapmadığı zaman motor geliştirdik. Güvenlik enstitüsü gibi birçok enstitüsü içeren Gebze Teknik Üniversitesi'nin kuruluş amacı olarak 2019 yılında Sayın Profesör Doktor Hasan Aslan'ın rektörü Döktaş, Parsan, Ontaş, Güreş, Kanca, Gürmetal şu anda üzerinde çalıştığımız KTC-3200 ilk motorumuz. Bu son ve atmaca füzelerinin yani biz TEİ olarak ülkemizin havacılık motorları konusundaki ihtiyaçlarını karşılamakla görevliyiz. Devletimiz bize bu konuda değişik projelerle görev veriyor. Bu görevi yerine getirirken motorlar yüksek teknoloji içeren sistemler olduğu için havacılık motorları. Bunların tabii ki çok yönlü ihtiyaçları var. Altyapı ihtiyaçları var. Tabii en başında böyle zor teknoloji motoru tasarlayabilecek bir tasarım ve mühendislik ekibi kurmanız gerekiyor. Bunu yaptık zaten. Helikopter motorumuzu yaptık, teslim ettik biliyorsunuz. Olgunlaştırma testleri devam ediyor. Aynı şekilde bu tasarladığınız üstün teknoloji bir sistemi üretebilecek imalat altyapısı gerekiyor. TEİ olarak bunu zaten 40 yıla yakın bir süredir başarıyla götürüyoruz. İmalat konusunda uçak motorlarının parçalarının imalatı konusunda dünyada bayağı iyi bir yerdeyiz. Covid'den önceki 2 yılda peş peşe dünyada en iyi tedarikçi seçildik. Bir eksiğimiz, eksik değil aslında, dikkat etmemiz gereken konu insan kaynağı. Yani bu kurduğumuz havacılık motorları altyapısının insan kaynağı olarak da sürekli desteklenmesi lazım. Yeni insanların, yeni gençlerimizin donanımlı olarak bu ekibe katılarak ekibin büyümesi, daha zor motorları, daha büyük motorları, milli muhalif uçak gibi, ileride gemi motorları vesaire. Türkiye'nin ihtiyacı olan motorlar çok çeşitli. Hani bazen diyorlar motorlar ithal, hepsini aynı anda yapamayız. Önceliklendirerek devletin ihtiyacına göre sırayla yapıyoruz ve önümüzde daha yapacak çok iş var. Ekibimizi de büyüteceğiz, gençleri de bekliyoruz. Fakat tabii bu gençler, işte kabiliyetli genç alın, öğretin, eğitin. Hani yetiştirin. Bunu yetiştirmenin yeri sanayi tesisleri değil, üniversiteler olması lazım. Onun için buradayız. Bunu bize gelen gençleri daha burada ön bir, kaliteli bir eğitimden geçirerek, üstün niteliklerle hocalarımız tarafından ve eğitimle donatarak bize geldiklerinde ekibe entegre olmaya çok yakın. Tabii ki biz ayrıca bir daha oryantasyon ve eğitim veriyoruz ama zamanımızı bir eğitim kurumu olarak değil, motor geliştirerek harcamamız gerekiyor. İşte bugün burada bu ayağını yapıyoruz. Bu insan kaynağı motorlar konusunda, uçak motorları konusunda insan kaynağını nasıl şekillendiririz üniversitede? Türkiye'de malumunuz değişik çok güzide üniversitelerimizde, Ankara'da, İstanbul'da uçak fakülteleri var. Fakat bu fakülteler genel olarak uçak olarak kurulmuş. Motorlarla ilgili dersler de var ama ağırlıklı olarak uçak gövde ve aerodinamik vesaire gibi şeyler ağırlıklı. Dünyada da genellikle böyledir aslında. Biz de istedik ki mesela İngiltere'de Cranfield Üniversitesi var, onun örneğini vereyim. Onun gibi daha çok motor ihtisaslaşmış ayrı bir eğitim birimi olsun. Sağ olsun rektör bey bu işe sıcak baktı, YÖK de sıcak baktı. Burada ayrı bir Gebze'de ayrı bir uçak fakültesi kuruldu. Bu fakültenin odağı uçak motorları olacak. Yani daha çok gövde, avyonik, elektronik veya aerodinamik değil. Daha çok uçak motorları ağırlıklı olacak. Burada çok güzel, bilimsel nitelikli, teorik ve pratik birleştirilmiş olarak uçak motorlarının değişik disiplinlerinde derslerin verildiği böyle güzel bir master program başlattık. Ve ilk mezunlarını vermek üzere birkaç yıl önce başlattık. Yani bizim hedefimiz Gebze'deki bu eğitim programının aynı İngiltere'deki Cranfield Üniversitesi gibi bölgede, Türkiye'de bütün havacılık motorları konusunda eğitim veren, uzmanlık gösteren ve parmakla gösterilen bir kuruma dönüşmesi. Bugün de bunu yapmaya çalışıyoruz. Aslında bu eğitimlerle asıl amaç milli motorlar üretmek mi hocam? Milli motorların geliştirilmesi için yetenekli, genç, bilgili ve donanımlı insan kaynağı yetiştirmek.
gençlerimizi yetiştirmek. Türkiye'de yapılıyor ve geliştiriliyor. Bu son notumuz. Bununla ilgili gibi zorlu bir dönemde 2 yıl eğitim öğretim faaliyetini her geçen gün seviyesi yükselerek verdi. Arkadaşlar sayın rektörümüz çok kolay ya. Bizim zamanımızda çok zordu ya. 1005 yaparken Final Element'te can çıkardı. Biz keyif olarak bir motor işine giriştiğimizde tabii ki ilk önce ne oldu? Ciddi bir mühendislik ekip kuruyoruz. Dünyadan tecrübeli arkadaşları getiriyoruz. Danışma... Thank you.